Var mı bir durum? Sıkıntı yok abi. Söyle şunlara, damsız adam almasınlar. Askerlik şubesine döndü içerisi. Olur abi, almazlar. İşte Necati. Gördüm. Kapıda iki tane koruma var. En az iki de içeride saydım. Gerek yok. Polis olduğumuzu nereden bilecekler? Ben buraya bilgi toplamaya gelmedik. Ne var? Görevde değil miyiz? Yanlış anlamazsın herhalde. Ben seni hiç anlamıyorum ki zaten. Ne demek bu şimdi? Boşver, boşver. Abi şuradaki tipler mal soruyor. Tanımadığınıza mal vermeyin. Tamam abi. Herkesin içinde hap satıyorlar. Ve biz müdahale edemiyoruz. Sinir bozucu. Vay. Merhaba. Gürcan. Ta kendisi. Mesut abi yok yanında. Ben de anlamadım. Hoş geldin Gürcan kardeş. Ne haber? Merhaba yenge. Merhaba. Ne abi? Ne haber Necati? İşleri soruyorsan fena değil. Boş ver işi gücü. Bu gece eğlenmeye geldik. Başım üstüne. Dur ben size içecek bir şeyler söyleyeyim. Eyvallah. Gürcan, şu ikisini görüyor musun? Evet, ne oldu? İkisi de polis. Harbi mi? Hem de sana takan ekipten. Nereden biliyorsun? Bize doğru mu bakıyor? Sanki. Bizi tanımış olmasın? Sanmam ya. Nereden tanıyacak? Gürcan'la Cemre de mekandaydı. Biraz önce çıktılar abi. Yapma ya. Necati ile ilişkisi devam ediyor demek ki. Dahası var abi. Mekanda el altından hapta satıyorlar. Gürcan'ın haplarından. Hiç şaşırmadım. Tamamdır Volkan. Bu gecelik paydos. Yarın erkenden merkezdesiniz. Anlaşıldı abi. Paydos verdik. Çok acıktım ya. Bir çorba içer miyiz? Olur. Nereye gidelim? Ne bileyim. Hadi. Sesini çıkarma, yürü. Yürü. Ne oluyor lan? Ne oluyor ya? Bırak. Yürü dedi. Bırakın. Bırakın, durun Volkan. Volkan. Bırakın. Yürü. Dur. Dur diyorum, bırakın. Yeter artık. Hayvan herif! Ne biçim laf lan o? Burun ağzı çok bozulmuş. Erkek misin lan sen? Düzeltmek lazım değil mi çocuklar? Düşsene lan. Evet, lazım. Lazım. Ha? Hayır dur. Ben yorulmam Volkan. Hele karşımdaki polisle dövmekten hiç yorulmam. O yüzden paşa paşa konuşacaksınız. Attığım her adımdan nasıl haberiniz oluyor lan? He? Kim çalışıyor size? Kimse lan, kimse. Yapma ya. Biz bir şey bilmiyoruz. Oraya sadece eğlenmek için gittik. Görevde değildik. Yanımızda silah bile yoktu. İnandın mı Necati? Ben inanmadım da. Neyse. En iyisi abinize güzel bir mesaj vermek. Leşinizi bulunca görürüm onu.
Bakalım bir daha üstüme gelmeye cüret edecek mi? Gülcan dur. Başka bir fikrim var. Çabuk söyle. Elim kaşınıyor. Avrupa'ya mal çıkaramıyoruz. Çünkü kuryemiz kalmadı. Ama kızımız dikkat çekmez. Çakma pasaport hazır. Bir tek kızın resmini basmak kalıyor. O da basit iş. Ya havaalanında ilk gördüğü polise giderse? Biz de bunu gebertiriz. Arkadaşını bile bile öldürecek değil ya. Şimdi öldürün lan beni. Öldürün beni lan. Bitsin bu iş burada. Volkan sus. Karışma lan. Bir şey düşünüyoruz. İyi fikirmiş. Bravo Necati. İyice anladın mı prenses? En ufak bir yanlışında erkek arkadaşını bağırta bağırta geberteceksin. Öldür lan beni. Beni öldür lan. Kes lan. Yumurtadan zehirlenmiş yani. Kesin. Öyle dedi doktor. Belliydi başına bir şey geleceği. Yok organik sebze, yok doğal besin. Netice bu abi. Bana pek inandırıcı gelmedi. Ailenin suçu olmadığı eminmiş. Aa, şaka da bir yere kadar ha. Allah Allah, abarttın ha. Habere bak. Aha, yeni gelin değişe saçtı. Of. Ne oluyor be? Hı. Anlaşamadığı kayınvalidesinin yemeğine ilaç karıştıran yeni gelin A.Ç. gözaltına alınırken... Evet. Annesiyle karısının arasında kalan saf koca H.Ç. kaderine isyan. Vay yavrum. Çok komik. Vah vah çok vah vah. Selin. Gel gel, makara var gel. Ya şey, Volkan'la Hande'ye ulaşamıyorum ben de. Bugün hiç gördünüz mü? Ben görmedim, sen? Yok, ben de görmedim. İkisinin de telefonları kapalı abi. İzin de almamışlar. En son neredeydiler? Necati'nin barındaydılar. Beni aradılar. Hatta içeride Gürcan'ı gördüklerini söylediler. Gürcan mı? Ya fark ettiyse çocukları? Durun ya, hemen şşş. Bir şey yapar mı? Herif psikopat, her şeyi yapar. Kim kime ne yapıyor? Bana da anlatın şunu. Oturun, 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 oturun. Ne oluyor? Volkan'la Hande'ye ulaşamıyoruz baba. Günaydın yavrum. Günaydın. İlk defa kavgasız bir gece geçirdik. Gerçi sen boş durmamışsın. Elin çok fena olmuş. Boş ver. Dün o iki polisi bana gösterdiğin iyi oldu. Sayende birilerine iyi bir ders verdim. Bilmece gibi konuşuyorsun, hiçbir şey anlamadım. Ama seni keyifli görmek güzel. Bugün ne yapalım? Hı? Aslında hava da güzel. Biraz orman havası iyi gelir. Bak bu güzel fikir işte. Günaydın patron. Ha dede, arabayı hazırla, pikniğe gidiyoruz. Piknik mi? Evet piknik, ne var? Hep mekan basmaya gidecek değiliz. Çocuklara da seslen, kalabalık gidelim. Kim nereden saldıracak belli değil şu ara. Ha, doğru. Bak kızım, daha bir tane oldu. Yutman lazım bunların hepsini. Su içmem lazım. Birkaç saat sonra Almanya'ya uçuyorsun. Orada seni karşılayacaklar. Midenden numuneleri çıkartacaklar. Sonra da herkes kurtulacak. Kaç kapsül yuttu bu? Abi daha bir tane yuttu. Yuttuğu yok ki kızım. Kızım, sen kuryelik yapmayı kabul ettin. Biz de Manita'nı öldürmeyeceğiz dedik. Niye hala nazlanıyorsun? Yut şunu. Allah belanızı versin. Hayvan herifler. Sen kime sövüyorsun lan? Geri zekalı. Yapmayın. Yapmayın, ne olur yeter. Sen ne kadar direnirsen o kadar çok eziyet görecek. Hadi yut şunları. Hadi. Aylin, ne yaptınız? Az önce Hande'nin eve geldik. Kapıyı çaldık, açan eden yok. Dönüyoruz şimdi. Komşular dün gece eve gelmediğini söyledi. Volkan'dan bir iz var mı? Şimdi karakol ekibiyle konuştuk, o da evde yokmuş.
Abi Hande de yok. Çıldırtacaklar adamı ya. Eda'yı mı sorsaydık? Akranlar sonuçta, bilirler belki. Ben sordum abi, onun da haberi yok. Aylin, ben arayacağım. Abi, ben ciddi ciddi korkmaya başladım. Ben de. Güzel çıktın ha. Pasaportun da yarım saate hazır olur. Ulan sayemizde geziyorsun ha. Şimdi... Uçak biletini de aldık. Kapsüller de midende. Ne yapacağını anladın değil mi? Var mı bir sorun? Midemde bir yanma var. Normal mi? Normal o canım. Çünkü patlamış olamaz. Çok iyi sardık onları. Çarpıntım da başladı. Çok fenayım. Ulan iş açacağım başımıza illa. İkisinin de telefonu sinyal vermiyor müdürüm. Başlarına bir şey geldiğine emin miyiz? Haber vermeden ortadan kaybolacak çocuklar değil bunlar. Peki Gürcan'ın icraatı olabilir mi? Mesut'u aradım ama telefonu kapalı. Ekibimin neredeyse yarısına ulaşamıyor. Sen kime numara çekiyorsun lan? Yok karnım ağrıdı, yok kışım ağrıdı. Bir arıza daha çıkmayacak, anladın mı? Sen de o tapoka beni çağırma lan. Kendin hallet bir işi. Ulan gerizekalı. Kayıp bildirimi yapsak iyi olacak Rıza. Versin şu telsizi bana. 45-41 merkez. 45-41 merkez. Rıza baba cevap verin. Söyle Ali. Az önce Hande'den bir mail aldım. 3 saat sonraki Almanya uçağına bilet almış. Peki başka ne demiş? Başka bir şey yok baba. Maile konu bile yazmamış. Aceleyle göndermiş olmalı. Baba ikisi de tehlikede, bir şeyler yapmamız lazım. Pek vaktimiz kalmamış. Mini dinleyin. Bir kez anlatacağım, dikkat edin.